Evet arkadaşlar kümelerde işlemlere bakalım. Bir birleşim işlemi. Birleşim işleminde arkadaşlar bakın sembolümüz bu. A birleşim B biçiminde okunuyor. Burada arkadaşlar A ve B'deki tüm elemanları hepsini arkadaşlar ne yapıyoruz? Kümenin içine yazıyoruz. Örneğin alttaki örneğe bakalım arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken husus nedir? Ortak olan eleman arkadaşlar bir defa yazacağız. Çünkü bir eleman bir kümede birden fazla yazılamaz. Başlayalım mesela en küçükten başlayalım. 1, 2, 4, 5, 6, 8 ve 9. Bu arkadaşlar A birleşim B kümesidir. Şimdi burada ven şemasında gösterilmiş. Komple taranmış. İşte bu komple arkadaşlar taralı olan yer A birleşim B kümesidir arkadaşlar. A birleşim B kümesidir. Evet arkadaşlar örnekte A kümesi eksi 2 ile 3 aralığı olarak verilmiş. Tabi eksi 2 ile 3 dahil arkadaşlar köşeli parantezimiz var. B kümesi de 1 ile 6 aralığı verilmiş. Burada bir 1 ile 6 dahil değil arkadaşlar. Bizden A birleşim B kümesi isteniyor. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterirseniz çok daha rahat edersiniz arkadaşlar. Daha rahat görürsünüz. Eksi 2 en soldadır dahildir. Şöyle içini dolduralım. Sonra arkadaşlar 1 gelir. içi boş. Sonra arkadaşlar 3 gelir. Dolu. Sonra da 6 gelir. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. İçi boş. Şimdi A kümesini arkadaşlar kırmızıyla gösteriyorum. Eksi 2 ile 3 aralığı. Yani şöyle göstereyim. Bu aralığın tamamı arkadaşlar. Eksi 2 ve 3 de dahil. Şimdi B kümesini de arkadaşlar maviyle göstereyim. 1 ile 6 aralığı dikkat ederseniz 1 ile 6 dahil değil. Şimdi birleşim isteniyor. Birleşim istendiği için hepsini alacağız. Bakacağız. Eksi 2'den başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü eksi 2'den başlamış. Nerede bitmiş? 6'ya kadar arkadaşlar. Hepsini alıyoruz. Ancak 6'yı dahil etmiyoruz. Çünkü 6 A kümesinde de yok. B kümesinde de yok. O sınır. Ama eksi 2 arkadaşlar A kümesine dahil. O yüzden A birleşim B yazarken eksi 2 arkadaşlar dahil ediyorsunuz. Arada mesela bir B'de yok ama o bir arkadaşlar a'da var o yüzden orada bir sorun yok bir içeride kalmış oluyor zaten siz üst sınır olarak arkadaşlar 6'yı alıyorsunuz ama 6 dahil olmayacak yani arkadaşlar a birleşim b kümemiz eksi 2 ile 6 aralığı eksi 2 dahil 6 dahil değildir arkadaşlar 2 arkadaşlar kesişim işlemi kesişim işleminde arkadaşlar sembolü burada bakın gösterilmiş bu şekilde. Aslında bunu mantıkla şöyle bağdaştırabilirsiniz arkadaşlar. V işlemi vardı biliyorsunuz. V kesişim veya da arkadaşlar birleşim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kesişim işleminde ne yapacağız? A ve B kümenin ortak olan elemanlarını alacağız. Mesela Venn şemasına bakarsanız daha rahat anlaşılır. Venn şemasında taralı olan yer arkadaşlar. Mesela şu bölgeden bahsediyoruz. Bu hem A'nın elemanları var burada hem de B'nin elemanları var. İşte o kümeyi arkadaşlar biz ne diyoruz? A kesim B kümesi diyoruz. Evet arkadaşlar soruda A ve B kümeleri verilmiş. A kesim B kümesi bizden isteniyor. Önce A kümesine bakalım arkadaşlar. A kümesinde ne diyor? Mutlak değer küçük eşittir 3 demiş. Şimdi hangi sayılar mutlak değer 3'ten küçük ya da eşittir dediğimizde arkadaşlar ne diyeceksiniz? 3'ten küçük veya eşit olan ancak bir yere kadar. Nereye kadar? Eksi 3'e kadar. Bu aradaki e, tam sayıların arkadaşlar burada tam diyor dikkat ederseniz Nedir? Mutlak değerleri 3'ten küçük veya da eşittir. Kimdir bunlar arkadaşlar? Yazalım isterseniz. Eksi 3'ten başlıyoruz. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'tür arkadaşlar. Mutlak değerleri 3'ten küçük veya da eşittir diyelim. Şimdi B kümesine bakıyorum. 5'ten küçük doğal sayılar. Hemen yazalım. 5'ten küçük doğal sayılar dediği için en küçük doğal sayımız nedir? 0, 0'dan başlayalım. 1, 2, 3 ve 4'tür arkadaşlar. Bunlar da elemanları. A kesişim B istenmiş. Nedir A kesişim B? Her ikisinde yani ortak olan elemanlardan bahsediyoruz. Ne var her ikisinde? 0'ı görüyorum, 1'i görüyorum, 2'yi ve 3'ü görüyorum. Yani arkadaşlar dört tane elemanı var. A kesişim B'nin eleman sayısı istendiği için cevabımız arkadaşlar 4'tür. Evet arkadaşlar birleşim ve kesişim işlemin özelliklerine bakıyoruz. Bir Tek kuvvet özelliği. Yani bir kümen arkadaşlar kendisiyle birleşimi veya kesişimi yine kendisidir. 2. Değişme özelliği. Bir kümede arkadaşlar birleşim işlemi de olabilir, kesim işlemi de olabilir. İki kümeni birleştirdin ya da kesiştirdin. Yerlerini değiştirsen de yine aynı kümeleri birleştiriyorsun ya da aynı kümelerin ortak olan elemanlarına bakıyorsun. Yani değişme özelliği vardır. Yer değiştirebilirsin. Sonuç değişmeyecektir. 3. Birleşme özelliği. Birleşme özelliğinde neydi arkadaşlar? İşlemler aynıysa parantezin yerini değiştirebilirsin. E burada da birleşme özelliği vardır arkadaşlar. İşlemler sadece aynı ona bakacaksınız. İşlemler aynıysa parantezin yerini değiştirebilirsiniz. Bakın üstte ve altta. İkisinde de arkadaşlar parantezin yerini ne yapmış? Değiştirilmiş. Sonuç değişmeyecektir. Dördüncüye baktığımız zaman bir kümeyle arkadaşlar evrensel kümeyi birleştirdiğinizde evrensel kümenin kendisi çıkar. Çünkü zaten A kümesinin elemanları evrensel kümenin içinde var. Sen birleştirince ne olur? Evrensel küme değişmez ki. Aynı yine evrensel küme olacaktır. Kesiştirirsek arkadaşlar ne olur? Yani kesişimleri nedir? Evrensel kümede bir kümeyi kesiştirdiğinizde o küme çıkacaktır. Arkadaşlar ortak olan elemanlar A kümesinde olacaktır zaten. Değil mi? Beşinci maddeye baktığımızda arkadaşlar dağılma özelliği. Dağılma özelliği neydi? birleşimin kesim işlemi üzerine ya da kesişimin birleşim işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Bunu arkadaşlar mantıkta da yapmıştık. Veya'nın V işlemi üzerine, V'nin veya işlemi üzerine dağılma özelliği yapılabildiği gibi arkadaşlar. Bir kümeyle arkadaşlar tümleyeni birleştirirsiniz evrensel küme çıkar. Yani daha önce söylemiştik tümle nedir? Dışındakiler. E, da kendisi Kendisiyle yani içeridekilerle dışarıdakileri toplarsak evrensel küme çıkmaz mı? Ve arkadaşlar bir kümeyle A'nın tümleyeni yani A ile A'nın tümleyeni kesiştirirseniz yani bir kümeyle dışındakilerin, içindekilerle dışındakilerin ortak olan elemanları var mıdır? Yoktur. O yüzden bu da ne olur? Boş küme olur. Birleşimi evrensel kesişimi boş kümedir. Duma kuralını hatırlayın. Neydi arkadaşlar? V Ve veya mantığı hatırlayın. Burada arkadaşlar A birleşim B'nin tümleyeni dediğimiz zaman A'nın tümleyeni olacak. Bakın birleşim kesişime dönecek B'nin tümleyeni. Veya A kesişim B'nin tümleyeni dediğimiz zaman yine A'nın tümleyeni kesişimi tümleyeni birleşim olacak. Oradan B'nin tümleyeni. Evet bunu zaten mantıklı da yapmıştık. Şimdi arkadaşlar A birleşim B kümesinin eleman sayısı bizden istenirse bunu ben şemasında göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Şu A şu B olsun. Şurası biliyorsunuz taradığım yer kesişim. Şimdi A birleşim B'nin elemanı e, eleman sayısı arkadaşlar bakın burada yazılmış. A eleman sayısıyla ile B eleman sayısını toplarız. Kesim eleman sayısını çıkarırız. Neden? Çünkü arkadaşlar A eleman sayısını topladığınız zaman A eleman sayısı ile B eleman sayısı topladığınız zaman bakın hem burayı aldınız. bir daha diğer taraftan B'yi de aldınız. Şu taradığımız yeri iki defa aldınız. Değil mi? O yüzden arkadaşlar bir tane fazlalık oldu. Birini ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken A ile B'nin eleman sayısını eleman sayılarını topluyoruz. Kesişimin eleman sayısını çıkarıyoruz. Eğer bu kümeler ayrık iseler. Ayrık nedir arkadaşlar? Kesişimleri boş küme. Yani şöyle düşünün. A, B. Bunların kesişimleri yok. Yani kesişmiyorlar. O zaman kesişimleri olmayınca birleşim direkt her ikisinin eleman sayılarının toplamına eşittir arkadaşlar. Diğer özellik arkadaşlar. Bakın burada 3 tane küme var. A, B, C. Üçünün birleşimi isteniyor. Onu isterseniz şöyle göstereyim. 3 tane küme olsun arkadaşlar. A, B ve C. Şimdi ne diyor burada? Bakın A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı. Yani arkadaşlar A'nın eleman sayısı deyince şuradaki elemanların hepsini alıyorsun. Ben eleman sayısı deyince buradakilerin hepsini alıyorsun. Ben eleman sayısı buradakilerin hepsini alıyorsun. Ancak ne oldu? Şimdi bazı bölgeleri ikişer defa hatta bazı bölgeleri üç defa aldık. Nasıl? Şimdi arkadaşlar A kesişim B'yi mesela iki defa aldık. Neresi orası? Mesela yeşil hatırladığım yer. Burayı iki defa aldık. Hem A'da aldık hem B'de aldık. O yüzden bir tanesini çıkarıyoruz. Aynı şekilde A kesişim C'yi arkadaşlar. Şimdi A kesişim C'yi maviyle gösterdim. yere dikkat edin buraya arkadaşlar iki defa aldık. Hem A'da aldık hem C'de. Birini çıkarıyoruz. Sonra B kesim C'ye arkadaşlar. Onu da farklı bir renkle göstereyim. Mesela şurası. Bunu da iki defa aldık. O yüzden ne yapıyoruz? Birini çıkartıyoruz. Şimdi burada A kesim B kesim C. Burası neresi? Bakın onu da şöyle göstereyim. Siyahla göstereyim arkadaşlar. Şu en içerideki. Yani üçünün kesişimi. Şimdi bunu arkadaşlar A'da aldık. B'de aldık. C'de aldık. Yani üç defa aldık. Daha sonra 3 defa da çıkardık. Nasıl? Çünkü bunlar e, ikişer ikişer kesişimlerin içinde. A kesim benim içinde vardı. A kesim içinde vardı. B kesim içinde vardı. 3 defa da çıkardık. Yani 3 defa aldık. 3 defa çıkardık. Yani o şu anda yok. Onu ne yapmamız lazım? Geri almamız lazım. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? 3'ünün kesimini tekrar ekliyoruz. 3'lü de bu. Yani arkadaşlar 3 kümenin Birleşiminin eleman sayısını bulurken ne yapacakmışız? Önce 3'ünün eleman sayılarını ayrı ayrı toplayacağız. Sonra ikişer ikişer, kesişimlerin eleman sayılarını çıkarıyoruz çünkü birer tane fazlalık var. Sonra arkadaşlar 3'ünün kesişimini ekliyoruz. Diğer bir özellik arkadaşlar A B'nin alt kümesi ise o zaman A ile B'yi birleştirirsek e zaten arkadaşlar A'nın bütün elemanları B'de var. Kim çıkacak? B'nin elemanları çıkacak değil mi? O yüzden A birleşim B, B eşit işte olur. Kesişimi ne olur? A ile B'nin kesişimi ortak elemanları A'dadır zaten. Çünkü A, B'nin alt kümesi. O yüzden kesimleri de A olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda 200'den küçük veya 200'e eşit kaç pozitif tam sayı 6 veya 8'e tam bölünebilir diyor. Şimdi arkadaşlar 6'ya bölünenlere A kümesi diyelim. Şöyle. 8'e bölünenlere B kümesi diyorum. 6 ve 8'e bölünenler vardır. Yani hem 6 hem 8'e. O da arkadaşlar A ile B'nin kesimi olacak ya. 6 ve 8'e diyelim. O da arkadaşlar A kesim B olsun. Şimdi 200'den küçük ya da 200'e eşit pozitif tam sayılardan bahsediyoruz. En küçük nedir? 6'ya bölünenlerden bahsediyorum. 6'dır. 6, 12, 18 diye devam eder. En son arkadaşlar 198'e kadar gelir. Hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 198 6'ya da tam bölünür. B kümesine bakıyorum. O da 8'den başlar. 16, 24 diye devam eder arkadaşlar ve 200'e kadar gelir. 208'in katıdır zaten. Şimdi 6 ve 8'e bölünecek. O zaman 6 ile 8'in ortak katı yani en küçük ortak katı ekoklarına bakalım arkadaşlar. O da nedir? 24. O zaman arkadaşlar A kesim B'de 24 ve katları olacak. Hem 6'ya hem 8'e bölünecek. Kim bunlar? 24, 48 diye devam ediyor arkadaşlar. Bu da 192'ye kadar geliyor. Şimdi arkadaşlar bunların eleman sayılarını terim sayısı yöntemini buluruz. Nasıl buluyorduk terim sayısını? Bir hatırlayalım isterseniz. Terim sayısı. son terim şöyle kısaltalım arkadaşlar. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu yöntemle arkadaşlar bu kümenin eleman sayısını yani buradaki kümelerin eleman sayılarını bulabilirsiniz. Ancak ben size şöyle bir kısa yol söyleyeyim arkadaşlar. Eğer aradaki farklar ile ilk terim aynı ise Bakın şimdi A kümesinin aradaki farklar 6. İlk terim de 6. O zaman 198'i direkt 6'ya böldüğünde arkadaşlar terim sayısını bulursun. Yani bir daha uğraşmana gerek yok. 198 bölü 6 arkadaşlar 33 olur. Daha sonra bakın aynı olay altında da var. 200 bölü 8 diyelim uzatmayalım. 25 gelir. Altındaki de arkadaşlar 192 bölü 24'tür. O da arkadaşlar 8 olur. Şimdi Bizden A birleşim B yani veya kelimesi arkadaşlar birleşim anlamına geç. unutmayın birleşim. O zaman ne yapacağız? A birleşim B'nin eleman sayısını bulacağız. Ne demiştik A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısı toplanır. Kesişimin eleman sayısı çıkarılır. Neden? Çünkü kesişim yani buradaki arkadaşlar elemanlar 24, 48 gibi elemanlar hem A'nın içinde var hem B'nin içinde var. Biz ne yapmış oluruz? A ile B'yi toplayınca İki defa almış oluruz aynı sayıdır arkadaşlar. O yüzden fazlalık olanı çıkartıyoruz. Cevabımız da arkadaşlar buradan topladığımızda 58 eksi 8'den 50 gelir arkadaşlar. 3 arkadaşlar fark işlemi. Fark zaten adından belli arkadaşlar. Mesela A fark B demek A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlar. Ben şemasına bakarsanız arkadaşlar A fark B bu da mavi ile taralı olan yer. Buradaki bölgedeki elemanlar yani bu bölgedeki elemanlar arkadaşlar A kümesinde vardır ancak B kümesinin dışındadır. Yani B kümesinde yoktur. O yüzden A fark B ile gösterilir. Diğer taraftakiler bakın gri ile taralı olanlar. Orada arkadaşlar nedir? O bölge daha doğrusu orada olan elemanlar B kümesi içindedir. A kümesinde yoktur değildir. Yani B'nin A'dan farklı olan elemanları anlamındadır. B fark A. Şimdi A fark B arkadaşlar böyle ya da şu şekilde. Yani iki farklı şekilde gösterilebiliyor. O yüzden arkadaşlar tekrar söylüyorum. A fark B demek A kümesinde olup B kümesinde olmayan yani A'nın B'den farklı elemanları anlamındadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda mesela burada A ve B kümeleri verilmiş. Bizden B fark A kümesi isteniyor. Hatta eleman sayısı kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar A kümesine bakalım. Ne demiş? Eksi 3 ile 4 arasındaki tam sayılar. Hemen yazalım bunları. Eksi 3 dahil. 4 dahil değil ancak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 arkadaşlar. Şimdi B kümesine bakıyorum. O da arkadaşlar birden başlıyor. 7'ye kadar 1 dahil değil. 7 dahil. 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar. Şimdi B fark A nedir? Ne demiştim? B fark A ise B'de olup A'da olmayan. Yani B'nin A'dan farklı elemanları. Şimdi arkadaşlar 2'ye bakıyorum A'da var. 3 A'da var. Ama gerisi A'da yok. Kim bunlar? 4 5 6 7. Bunlar arkadaşlar A kümesinde yok. O yüzden B'nin A'dan farklı elemanları bunlardır. Eleman sayısına baktığım zaman 4 görüyorum. O zaman B eksi A'nın yani B fark A'nın arkadaşlar eleman sayısı 4'tür. Cevabımız 4. Ancak benden arkadaşlar mesela A fark B'yi isteseydi. Bakın burada B fark A ile A fark B'nin aynı olmadığını da gösterelim. Bu sefer A'nın B'den farklı elemanları. Yani A kümesinde olup B kümesinde olmayan. Kim bunlar? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. 2 arkadaşlar B'de var. 3 B'de var. O yüzden onları almıyoruz. Bu da arkadaşlar A'nın B'den farklı elemanlarıdır. A fark B ile B fark A'ya baktığın zaman birbirine eşit değildir arkadaşlar. E, bunun eleman sayısı da şöyle bakalım. 5 olduğunu buradan görebiliyoruz. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Birinci özellik önemli bir özellik arkadaşlar. Bunu mutlaka bilelim. Hatta şöyle yıldızları da artıralım. Evet. A fark B arkadaşlar. A kesim B'nin tümleyenine eşittir. Şimdi A fark B neydi? A'da olup B'de olmayanlar. E, A kesim B'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? Kesim ortak olan elemanlar. A ile diyor. B'nin dışındakilerin ortak elemanları. Bakın. B'nin içinde olmayanlarla ortak olan elemanları istiyor. O nerede olur? A'da olup B'de olmayanların içinde olur. Yani A fark B'de. Yani arkadaşlar farkı kesime çevirirken Sağdaki ifadenin yani sağdaki kümenin arkadaşlar değilini aldığınızda fark kesişim olur. Ya da tersten düşünelim. Kesişimi farka çevirirken yine arkadaşlar ikincinin yani sağ taraftakinin değilini aldığınızda kesişim fark farklı kesişim olur arkadaşlar. İkinci özelliğe baktığımız zaman A fark bir arkadaşlar A eksi kesişimdir. Evet hani şöyle yazmıştık kümeyi göstermiştik ama yine gösterelim. Şimdi şurası A kesişim B değil mi? Şurası arkadaşlar A fark B. Sen A kümesinden yani arkadaşlar şu kümeden eğer kesişimi yani şurayı çıkarırsan ne kalır? Tabii ki A fark B kalır. A fark E arkadaşlar. Yani bir kümenin evrensel kümeden farklı elemanı olabilir mi? Olamaz. Çünkü zaten o küme evrensel kümenin alt kümesidir. O yüzden farklı elemanı olmadığı için boş kümeye eşittir. Evrensel kümeler arkadaşlar A'dan farklı elemanları var mıdır? Vardır. Onlar da A'nın dışındakilerdir. Yani A'nın tümleyenidir. Eğer arkadaşlar A, B'nin alt kümesi ise o zaman A'daki tüm elemanlar B'de vardır. O halde arkadaşlar A'nın B'den farklı elemanı olmayınca A fark B ne olur? Boş küme olur. A birleşim B'yi bulmak için arkadaşlar daha önce ne demiştik? A ile B'nin eleman sayılarını topla kesimi çıkar. Evet. Şimdi de şunu yazabiliriz. Bakın burada zaten üstte verilmiş ama tekrar çizeyim şöyle. Şurası A fark B. Burası A kesim B. Diğer tarafta B fark A. Bu üçünü ayrı ayrı topladığımız zaman biz neyi buluruz? A birleşim B'yi. Yani arkadaşlar A fark B ile B fark A'yı bir de kesim. Yani üçünü ayrı ayrı. Çünkü üçü de ayrı bölgelerdir. Bu üç bölgeyi topladığınızda A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulursunuz arkadaşlar. 2011 LYS e sorusu arkadaşlar. A kümesi dikkat ederseniz yüzden küçük ya da eşit pozitif tam sayı hangileri 3'e tam bölünenler. Hemen arkadaşlar bakalım. 3'ten başlayacak o zaman. Pozitif tam sayı dediği için 6, 9 diye devam edecek. 99'a kadar arkadaşlar. B'ye bakıyorum. O da arkadaşlar yine pozitif tam sayı. 5'e tam bölünecek. Yine yüzden küçük ya da eşit işte olacak. O da 5, 10, 15 diye gider. 100'e kadar gider arkadaşlar. Şimdi A fark B isteniyor. O zaman arkadaşlar A fark B'yi bulmak için kesimi de bulalım. A kesim B nedir arkadaşlar? Hem 3'e hem 5'e yani hem A'nın hem B'nin elemanı olacak ya. 3 ile 5'in ortak katı nedir? 15. O zaman arkadaşlar 15, 30. Bunlar arkadaşlar hem A'da var hem B'de var. Bunları bir yazalım. Kim bunlar? Hatta az olduğu için hepsini de yazabilirsiniz. 30, 45, 60, 75 ve 90. Başka yok zaten. Şimdi arkadaşlar A fark B deyince A'da olup B'de olmayanlar. Onu da bulabilmek için şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Biraz önce de göstermiştik. A fark B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısından kesişimi çıkarman yeterli. Çünkü kesimde B'nin elemanları da var. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? A'nın eleman sayısından kesim eleman sayısını çıkardığımızda evet A fark B'nin eleman sayısını bulacağız. Bunu şöyle göstermiştik hatırlarsanız. Şu A, bu B. Şurası A fark B. Burası kesişim. Görüldüğü gibi A'dan arkadaşlar kesişimi çıkardığınızda yani şuraya çıkarırsınız, A fark B gelecek. Şimdi arkadaşlar A'nın kaç tane elemanı var? Hemen bakalım. Evet. ilk terimle arkadaşlar. Aradaki fark aynı mı? Aynı. O zaman hiç uzatmaya gerek yok. Terim sayısını bulmak için 99'u 3'e böleceksiniz. Yani 33. Zaten arkadaşlar kesişim belli. Elemanları tek tek sayabilirsiniz. De. Bakın 3, 4, 5, 6 taneymiş. O zaman kesişimin de eleman sayısı 6 arkadaşlar. Şuraya yazalım. A'nın eleman sayısı 33. Kesişim 6, 33 6 cevap olur. Yani cevabımız 27 Edirne'dir arkadaşlar. 2012 YGS sorusu arkadaşlar. A ve B aralıkları verilmiş arkadaşlar. İstenene dikkat edin. A birleşim B, kesişim Z. Z de burada tam sayılar. Bu kümenin eleman sayısı bizden isteniyor. Yani arkadaşlar A birleşim B'yi bulacağız. Bunun içindeki tüm tam sayıları istiyor. Çünkü kesişimi demek o aradaki tam sayıları al anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle yapabilirsin. Sayı doğrusunda gösterirsem belki daha rahat anlaşılacak. Şimdi en küçük burada eksi 3 bölü 2'dir. Onu şöyle yazayım arkadaşlar. Eksi 3 bölü 2. E, kök 5'e kadar diyor. Ondan önce kök 3 var. Şurası mesela kök 3 olsun. Kök 5 daha sonra olsun. Ve arkadaşlar 16 bölü 3 orada da en büyük olandır zaten. O da şöyle olsun. Şimdi A zaten arkadaşlar eksi 3 bölü 2 ile kök 5 aralığı. Yani şurası. B de arkadaşlar onu da şöyle farklı bir renkle göstereyim. Kök 3 ile 16 bölü 3 arası. Yani şurası. Birleştirdiğimizde zaten arkadaşlar eksi 3'ten başlıyor. Şey eksi 3 bölü 2'den başlıyoruz anlamında kök e, pardon 16 bölü 3'e kadar devam ediyoruz. Yani tamamı A birleşim B oluyor arkadaşlar. Yani biz kısacası eksi 3 bölü 2 ile 16 bölü 3 arasındaki tam sayıları alacağız. Eksi 3 bölü 2 arkadaşlar eksi buçuktur. Sağındaki ilk tam sayı arkadaşlar eksi 1'dir. Daha sonra 0, 1 diye devam eder. 16 bölü 3 nedir? O da arkadaşlar 5 küsürdür. Bakın 5 küsür. O yüzden 5'i alacağız anlamında da. Çünkü 5'in sağındadır o. 2, 3, 4 ve 5. Yani oradaki tam sayılar bunlardır arkadaşlar. Ve cevabımız buradaki tam sayılara baktığımız zaman kaç tane geliyor? 7 tane. Cevap burada arkadaşlar denizli olur. Evet arkadaşlar soru da 2013 LSE sorusu tabii ki bu. A, B, C birer küme verilmiş. 3 tane önerme var. Diyor ki önermelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi birinci önermeye baktığımız zaman arkadaşlar ne demiş? A birleşim B ile A birleşim C birbirine eşitse B, C'yi eşittir demiş. Acaba her zaman olabilir mi? Şimdi arkadaşlar örneğin A kümesini ben desem ki 1, 2, 3 olsun. E, B kümesi de 2 olsun. C kümesi de 3 olsun. Sadece 3 olsun mesela. A ile B'yi birleştirirsem yine A kümesi gelecek. Öyle değil mi? E, a ile C'yi birleştirirsem de A kümesi gelecek. Yani o zaman A birleşim B ile A birleşim C birbirine eşit işte ama B, C'ye eşit değil mesela. O yüzden arkadaşlar bir her zaman doğru olmaz. A kesim B boş küme ise yani ortak elemanları yoksa. Şöyle düşünün arkadaşlar. Yani ayrık iki tane küme var. O zaman arkadaşlar A fark B yani A'nın tüm elemanları zaten B'den farklı olmaz mı? Olur. O yüzden A fark B arkadaşlar direkt A'ya eşit olur. Yani bu A kümesi aynı zamanda A fark B kümesi demektir arkadaşlar. Yani ikinci öncülümüz doğru. A birleşim B A'ya eşitse o zaman arkadaşlar nedir? B A'nın alt kümesi demektir. B A'nın alt kümesi olması lazım ki birleştirdiğimde sadece A kümesinin elemanı gelsin. B'nin elemanları A'da olsun yani. Şimdi burada ne diyor bana? B fark A boş kümedir. Evet B A'nın alt kümesi olunca B'nin A'dan farklı elemanı olmaz zaten. Olmadığı için de B fark A boş kümedir. Yani arkadaşlar 3. öncülümüzde doğru cevap buradan Edirne gelir. 2017 YGS sorusu arkadaşlar. A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili eşitlikler verilmiş. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar burada A fark B, B fark A ve kesim üçü de birbirine eşitmiş zaten. E o zaten bu üçünün toplamı bana birleşimi vermiyor muydu? Şöyle hatırlatayım isterseniz. Şu A kümesi, şu B kümesi, şurası A fark B. Ortası kesişim. Sağ taraf B fark A. Hepsi ayrı bölge. Bu üçünü toplarsam neyi bulurum? A birleşim B'yi bulurum. O zaman arkadaşlar üçü de zaten birbirine eşitmiş. Bu da verilmiş. Her birine eleman sayısı x olsun. Mesela şöyle de yapabiliriz. Eşittir x diyelim. O zaman arkadaşlar 3x eşittir 24 geliyor. Ve x de oradan 8 geliyor. Şimdi a'nın eleman sayısı istenmiş. O da arkadaşlar a fark b ile kesimin toplamıdır. Çünkü her bölge artık 8 oldu. Yani bu da 8, diğeri de 8, diğeri de 8. Burada a'nın eleman sayısı arkadaşlar 2 tane 8'in toplamıdır. Oradan cevabımız 16. Yani denizli olur. 2017 YGS sorusu arkadaşlar. Bir kümenin eleman sayısı. O kümenin bir elemanı ise. Bu kümeye gizemli küme denir. Örneğin arkadaşlar. K kümesi. 3 elemanlı bir küme. Ve 3 de arkadaşlar. O kümenin eleman sayısı olduğu için. Bu bir gizemli kümedir. Buna göre. A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir diyor arkadaşlar. Eleman sayısı arkadaşlar 1 olan gizemli küme sadece 1'dir. Çünkü eleman sayısı kümenin elemanı olması lazım. Buradan 1 gelir arkadaşlar. Şimdi eleman sayısı 2 olan da 2 elemanı mutlaka olması lazım. O zaman 2'nin yanına arkadaşlar herhangi bir eleman seçeceğiz. Toplamda 2 eleman yapacağız. 2'ye attıktan sonra geriye kaç eleman kalıyor? 5. 5 elemandan arkadaşlar bir tanesini seçiyorsunuz. Oradan 5'in birlik kombinasyonu 5 geliyor. Şimdi arkadaşlar 3 elemanlıya bakalım. Onda da arkadaşlar 3 eleman olarak olması gerekiyor. Yanına 2 eleman daha seçilecek tabii ki. Yine geri kalan 5 elemandan seçeceğiz. 5 elemandan 2 tane seçeceğiz. 5'in ikili kombinasyonudur. O da 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 gelir. Şimdi arkadaşlar 4 elemanların içinde 4 olması gerekiyor. Ne diyor gizemli küme hatırlayın. Eleman sayısı onun elemanlarından biri olacak. O yüzden arkadaşlar şöyle 4 elemanlı yapıyoruz. Bu sefer de 4'e attık. Geriye kalan 5 elemandan 3 tane seçeceğiz. 5'in ikili kombinasyonu ile üçlü kombinasyonu aynıydı zaten. O da 10 gelecek. Şimdi arkadaşlar 5 elemanlı gizemli kümeyi bulabilmek için de ne yapacağız? İçinde 5 elemanı mutlaka olacak. Yanına 4 tane daha eleman seçmemiz gerekecek. O da arkadaşlar... Geri kalan 5 elemandan 4'ünü seçeceğiz. Zaten 5'i attık. Diğer 5 elemandan 4'ünü seçtik. 5'in 4'lü kombinasyonu 5'in 1'li kombinasyonu aynı. Buradan da 5 tane gelir. Bir de arkadaşlar 6 elemanlı olan. O da zaten kümenin kendisidir. Yani 6 e, mutlaka olacak. Yanına 5 tane daha olacak. E zaten 5 tane eleman kaldı. Geri. Hepsini buraya yazacağız anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden o da 5'in 5'i de diyebilirsiniz isterseniz. Oradan bir tane gelir. Bunları topladığımda arkadaşlar aslında bakın dikkat ederseniz 5'in sıfırlı kombinasyonundan 5'li kombinasyonuna kadar hepsinin toplamı. O da arkadaşlar 2 üzeri 5'e yani tüm alt e, kümelerine yani sanki 5 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısına eşit olmuş oluyor. Ya da isterseniz bunları toplayın şöyle fark etmez. Cevabın arkadaşlar 2 üzeri 5 yani 32 geldiğini buradan görebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar soruda A fark B bize 18 olarak verilmiş. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katı. Burada da B kesim A'nın tümleyeni var. Bakın yıldızlı bir not yazmıştık hatırlarsanız. Bu kesimi fark yapmak istiyorsak arkadaşlar ne yapacaktık? İkincinin değilini alacaktık. Yani A'nın tümleyeninin tümleyeni nedir? A'dır. O yüzden bu B fark A'ya eşittir arkadaşlar. Yani şöyle iki tane küme çizin arkadaşlar. A ve B kümesi. A fark B 18. Yani şurada 18 eleman var. B fark A'da 4 tane eleman var. Kesişimi bilmiyoruz. Oraya da x tane eleman yazalım. Şimdi arkadaşlar A'nın eleman sayısı. Nedir A'nın eleman sayısı? Şunu kullanalım. 18 artı x değil mi? Bu arkadaşlar B'nin eleman sayısının 3 katı. Yani x artı 4'ün 3 katı arkadaşlar. Denklemi çözdüğümüzde kesişimin eleman sayısını buluyoruz. Hemen bulalım. 3x artı 12. Buradan arkadaşlar 2x 6 gelir ve x eşittir 3 gelir. Bizden istenen A eleman sayısı. A eleman sayısı da arkadaşlar şurası bakın ile 3'ün toplamı kadar. Yani arkadaşlar cevabımız 18 artı 3'ten 21 olur. Evet arkadaşlar soruda A ve B aynı evrensel kümenin alt kümesidir. Burada A fark B'nin tümleyeni, kesişimin tümleyeni ve A'nın eleman sayısı verilmiş. A'nın tümleyen eleman sayısı bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi iki tane kümeyi şöyle kesiştirelim arkadaşlar. A kümesi, B kümesi bir de şöyle evrensel küme çizelim. Şimdi arkadaşlar A fark B'nin tümleyen deyince aslında burada dört bölge var. O her bölgeye bir harf verelim önce isterseniz. A, B, C, D. Bunlar arkadaşlar o bölgedeki elemanların sayısını veriyor. Yani A tane eleman A fark B'de var gibi. Şimdi A fark B'nin tümleyen deyince yani arkadaşlar Şurada A hariç diğerleri. Kim onlar? B, C, toplamı arkadaşlar. B artı C artı D 16 verilmiş. A kesin B'nin tümlerini deyince B hariç diğerleri arkadaşlar. Yani ortadaki küçük B var ya bu hariç diğerleri. Kim bunlar? A, C ve D. Bunların toplamı da 19. Şimdi A'nın eleman sayısı 7 verilmiş. A'nın eleman sayısı deyince arkadaşlar A artı B yani 7'ye eşit demektir. Şimdi ben bu iki denklemi taraf tarafa toplasam ne buluyorum? Bakın A artı B artı iki tane C artı D geliyor. Eşittir arkadaşlar. Ee, burada 16 ile 19'u topladığımda da 35 yapıyor. Şimdi A artı B kaçtı? 7. Hemen A artı B yerine 7'yi yazarız. Ve 7'yi karşıya attığımızda arkadaşlar ne gelir? 28 gelir. Yani iki tane C artı D 28 ise bir tanesi arkadaşlar 14 olur. Şimdi benden ne isteniyor? A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni deyince bakın A'nın dışında olanlar. Yani şunun dışında olanlar. Kim var? C var. D, D var. Yani benden istenen zaten C artı D. Cevap demek arkadaşlar 14'müş. Evet arkadaşlar soru da A, B, C ve D aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. Şimdi Burada arkadaşlar 3 tane eşitlik verilmiş. Şöyle görüldüğü gibi. Bizden istenen D'nin tümleyen eleman sayısı. Şimdi arkadaşlar bir küme ile tümleyen eleman sayısını topladığımız zaman neyi veriyordu bana? Evrensel kümenin eleman sayısını vermiyor muydu? O zaman arkadaşlar ben bu iki eşitliği taraf tarafa topladığımda bakın küme ile tümleyeni mesela A'nın eleman sayısı ile arkadaşlar A'nın tümleyen eleman sayısı bize bir tane evrensel kümenin eleman sayısını verir. Aynı şekilde arkadaşlar B ile B'nin tümleyen e, eleman sayılarının toplamı bir tane evrensel küme verir. Aynı şekilde diğer arkadaşlar C ile C'nin tümleyeni topladığımızda o da bir evrensel küme. Yani toplamda 3 tane evrensel kümenin eleman sayısı arkadaşlar 29 ile 19'un toplamıdır. O da arkadaşlar ne yapacak? 48. Ve buradan bir tane evrensel kümenin eleman sayısı 48 bölü 3'ten 16 gelecek. Aynı şekilde D ile tümleyin de arkadaşlar toplamı yani eleman sayıları toplamı bana evrensel kümenin eleman sayısını vermesi gerekiyor. D'nin eleman sayısı 9. Bu zaten isteniyor. Diğeri de 16. Buradan arkadaşlar D'nin tümleyin eleman sayısı 7 gelir. Yani cevabımız 7'dir. Evet arkadaşlar soruda bir sağlık kurulunda yer alan kişilerin tümü E evrensel kümesini oluşturmak üzere D doktor olanlar K kadın olanlar Y de yönetici olanlar arkadaşlar kümeleri arasındaki kapsama ilişkisi aşağıda Venn şemasında gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Kadın doktorların tümü yöneticidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın taradığım yere dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle kırmızıyla tarıyorum. Bu da arkadaşlar herhangi bir eleman olması demek ne anlama gelir? Hem kadın hem doktor olması. Yani kadın ve doktor ama yöneticinin yani yeni dışında. Yani yönetici değil. Burada arkadaşlar kadın doktorların tümü yönetici olmayabilir. Bu taradığım yerde bir tane eleman varsa o kadın doktor yönetici değildir. O yüzden arkadaşlar A şıkkı kesinlikle doğru diyemiyorum A şıkkına. Şimdi B şıkkına geçiyorum. Erkek doktorlardan bazıları yöneticidir diyor. Şimdi yöneticiler arkadaşlar dikkat ederseniz kadınlar kümesinin içinde. Yani yöneticilerin hepsi kadın arkadaşlar. Erkek olma imkanı yok. O yüzden B şıkkı da gitti. C'ye bakıyorum. Yöneticilerin tümü kadın doktordur. Evet. Şimdi dikkat ederseniz yöneticiler arkadaşlar kadın ve doktorların kesişiminde. O yüzden yöneticiler arkadaşlar kadın ve doktordur. Burada arkadaşlar kesin doğru olan cevap C şıkkıdır. Evet arkadaşlar soruda aşağıdaki ven şemasında bir sınıftaki öğrenciler arasından isminde A harfi olanlar A, 5 harfli olanlar B, ismi C harfi ile başlayanlar C kümesinin elemanıdır diyor. Bu sınıftaki öğrencilerden oluşan Ahmet, Ali, Aybüke, Cem, Caner, Ceren, Doğa kümesinin diyor. Bakın elemanlar bunlar arkadaşlar. Bu kümenin elemanlarından kaç tanesi şemada boyalı gösterilen kümenin bir elemanıdır diyor. Ahmet ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi Ahmet e, isminde A harfi var. A kümesinde olacak. 5 harfli B kümesinde de olacak. C ile başlamadığı için arkadaşlar C kümesinde olmayacak. Yani A ile B'nin kesişimi C'nin dışında. O şuradaki boşluk oluyor arkadaşlar. Bakın yan taraflı bölgede değil. Onu geçiyoruz. Ali'ye bakıyorum. İsminde A harfi var. 5 harfli değil. C ile başlamıyor. Bu sadece A kümesinde arkadaşlar. Sadece A kümesi. Bu başta ya da şu sonda, Şu taralı bölgede birinde olacak arkadaşlar. Ali oluyor yani. Aybüke'ye bakıyorum. İsminde A harfi var arkadaşlar. 5 harfli değil. C ile de başlamamış. Yine Ali gibi arkadaşlar. Aynı bölgede olacak diyelim. Aybüke. O da taralı bölgede oluyor. C'ye bakıyorum. C ile başlıyor. Diğerlerine uymuyor. Bu sadece C kümesinde olacak arkadaşlar. A ile B ile bir kesişimi yok. Şuralarda olabilir. Yani cam tarlı bölgede değil arkadaşlar. Geçiyorum. Caner'e bakıyorum. Şimdi C ile başladığı için C kümesinde olacak. İsminde A harfi var. A kümesinde olacak. Ve 5 harfli B kümesinde olacak. Yani üçünün kesişiminde olacak. Orası da arkadaşlar şu ortadaki taralı bölge. Caner, burada olacak arkadaşlar. Caner'i de işaretliyoruz. Ceren arkadaşlar isminde A harfi yok. Yani A'nın dışında olması lazım. Ancak 5 e, harfi olduğu için B kümesinin içinde C ile başladığı için C kümesinin içinde B ile C'nin kesişimi ama A'nın dışı. O da arkadaşlar mesela şuradaki boşluk. Şurada. Yani taralı bölgede değil. Ceren diyelim. O da arkadaşlar taralı bölgede değil. Doğaya bakıyorum. Doğada arkadaşlar İsminde A harfi olduğu için A kümesinde olacak. 5 harfi olmadığı için B'de olmayacak. C ile başlamadığı için C'de olmayacak. Sadece A'da olacak. O da arkadaşlar yine şu taralı bölgelerin birindedir. Yani Alev ve Aybüke gibi. doğada burada oluyor arkadaşlar. Şimdi baktık kaç tane? 4 tane. Cevap buradan Denizli geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda yukarıdaki Venn şemasında iki basamaklı doğal sayılardan 2 ile kalansız bölünebilenlerin kümesi A. 5 ile kalansız bölünebilenlerin kümesi B. 20 ile kalansız bölünebilenlerin kümesi de C ile gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölge ile gösterilen kümenin eleman sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Boyalı bölgeye baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? A kesim B yani hem A'nın hem B'nin ortak elemanları değil mi? A kesim B'yi görüyoruz. Bakın içinde bir boşluk var C kümesi ne yapmamız lazım? Bundan arkadaşlar C kümesini çıkarmamız gerekiyor. Yani bize istenen arkadaşlar bu kümenin eleman sayısı. Şimdi önce A kesişim B'yi bulalım arkadaşlar. A kesişim B nedir? Bakın 2 ve 5'e yani hem 2'ye bölünecek hem 5'e bölünebilecek arkadaşlar. 2 ve 5'e tam bölünebilen 2 basamaklı doğal sayılar. 2 ile 5'in en küçük ortak katı nedir arkadaşlar? 10 değil midir? O zaman 10'dan başlarız. 20, 30 şeklinde onun katları şeklinde arkadaşlar devam ederiz. Bu nereye kadar gider? 90'a kadar gider. A kesiminin kaç tane elemanı vardır arkadaşlar? 9 tane elemanı olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi C kümesine bakarsak C kümesinde neler var? 20 ile kalansız bölünebilen demiş. Ve bunlar nedir arkadaşlar? 20, 40, 2 basamak olacak tabii ki. 60, 80 yani 4 tane. C'nin eleman sayısı da 4. C istenmiyor. O zaman arkadaşlar C'nin elemanları ne yapacağız? A kesim B'den çıkartacağız. Zaten C'nin elemanlarının hepsi A kesim B'nin içinde var. 9 elemandan 4'ü istenmiyor. Attığımız zaman 9 eksi 4'ten arkadaşlar cevap buradan 5 gelir. Yani Bursa'dır. Evet arkadaşlar soruda A ve B kümeleri veriliyor. A kümesinin alt kümelerinden diyor. Kaç tanesinin B kümesiyle kesişimi boş kümeden farklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar A'nın alt kümelerinde o zaman B'nin de elemanları olması gerekiyor hemen A ile B'nin ortak olan elemanlarına bakıyorum. 2 ve 3'ü görüyorum. O zaman arkadaşlar sadece 2'nin olduğu. Bunun için ne yapmam lazım? Yani 2'nin olduğu, 3'ün olmadığı anlamında. 2 ile 3'ü atmam lazım. Yine kaç eleman kaldı? 2 eleman. Bunun tüm alt kümeleri arkadaşlar. 2 üzeri 2 4. Bu 4 tane kümede şu anda 2 de yok, 3 de yok. Ben şimdi arkadaşlar bunların içine yani bu 4 tane kümeye sadece 2'leri yazsam Hepsinde arkadaşlar 2 olur mu? Olur. O zaman 4 kümede 2 var demektir. Sadece 3 yazsam yani 2'yi yazmayıp 3'ü yazsam o zaman 4 tane kümede arkadaşlar sadece 3 olur. Tabi 3'ün yanında 4 ve 5'ten herhangi biri ya da her ikisi de olacak tabi ki. Ve arkadaşlar 2 ve 3'ün birlikte oldukları da olabilir. Değil mi? Yani bu 4 kümeye 2 ve 3'ü birlikte atabiliriz içine. O zaman arkadaşlar 4 tane kümede 2 ve 3 birlikte bulunur. Toplamda arkadaşlar 12 kümede ne olacaktır? 2 veya 3 elemanlarından herhangi biri ya da her ikisi olacaktır. E bu şartta da zaten arkadaşlar ne olmuş oluyor? A kümesinin alt kümelerinden diyor. Yani alt kümeleri bunlar zaten. Bu kümelerle arkadaşlar B kümesinin kesişimi boş kümeden farklı olmuş oluyor. Cevap arkadaşlar 12 Ceyhan oluyor. Evet arkadaşlar soruda A ve B kümeleri için demiş. Burada ifadeler verilmiş eşitlikler olduğuna göre birleşimli eleman sayısı bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadeleri düzenleyelim isterseniz. Hatırlarsanız ne demiştim farkta? İkincinin arkadaşlar değilini aldığımızda e, buradaki fark kesişim oluyordu. Yani arkadaşlar şimdi bu A'nın tümleyeni kesişim B demektir. Yani B'nin değilinin değili B oluyor zaten. Eşittir bu 5'miş. Şimdi değişme özelliğini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Yani biz bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. B kesişim A'nın tümleyeni diyebiliriz değil mi? Ve daha sonra yine ikincinin değini aldığımızda bu sefer kesişim fark olacak. Yani arkadaşlar bu B fark A demektir. B fark A kaça işte arkadaşlar? 5'e eşitmiş. Şöyle yazalım. Evet. Şimdi diğerine bakıyorum. Aynı şeyi burada yapacağım. Bakın orada ne diyor arkadaşlar? A fark B'nin tümleyeni. Şimdi ben bunu kesim yaptığımda A kesişim ne olacak? Orada B'nin tümleyeni tümleyeni olacak. Yani B olacak. A kesim B buradan 4 gelecek. Alttaki zaten A fark B. Şimdi bunları kümede şöyle gösterirseniz daha rahat göreceksiniz. A kesim B 4. B fark A 5. A fark B de 7. E zaten bizden birleşim isteniyor. Yani bu üçünün toplamı demektir arkadaşlar birleşim. Topladığımızda 7 artı 4 artı 5'ten cevabımız arkadaşlar 16 olur. Evet arkadaşlar soruda A kümesi verilmiş. A kümesinin bütün alt kümelerindeki sayıların toplamı kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar bütün alt kümelerdeki sayıların toplamını bulabilmemiz için herhangi bir elemanın alt kümelerde kaç defa kullanıldığını bilmemiz lazım. Yani bir eleman e, kaç tane alt kümede bulunur. Bu arkadaşlar bütün elemanlar için aynıdır. Yani ben 3 için ne yapıyorsam 4 için de aynısı çıkacak. 5 için de aynısı çıkacak arkadaşlar. Desem ki mesela 3'ün bulunduğu şöyle yazalım. 3'ün bulunduğu alt küme sayısı kaçtır desem. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 3'ü e atıyorduk hatırlarsanız. Gide 4 eleman kalıyordu. 2 üzeri 4. 16 kümede 3 var. 16 kümede yoktu. Çünkü zaten tamamı 2 üzeri 5'ten 32 geliyor. 32'den 16'yı çıkarırsan yarısında var, yarısında yok oluyordu arkadaşlar. Bu soruların cevapları bu şekildeydi hatırlarsanız. Şimdi 16 kümede 3 var. Aynı şeyi 2 için yapsam o da 16 kümede çıkacak. 5 için yapsam o da 16 kümede çıkacak. O zaman arkadaşlar her eleman 16 defa kullanılmıştır demektir. Şimdi birer defa kullanılsa alt kümelerde toplamları ne oluyor? Hemen toplayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5'i topladım. Bu birer defa kullanıldığında ki toplamdır. Kaçer defa kullanıldı bunlar? 16 şer defa. Çarpı 16 cevaptır arkadaşlar. Hemen toplayalım. 1'den 5'e kadar sayıları topladığımızda ne geliyor? 15. Çarpı 16 dediğimizde cevap buradan 240 gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.